Göbek büyüdükçe beyin küçülüyor diye. Çok net. Bu artık iki kere iki dört gibi mi? Kesin. Ne oluyor peki? Nasıl Kesin. küçülüyor? Yani işlevi mi küçülüyor? Yani beyin yeteri kadar sağlıklı nefes alıp veremiyor mu? ya Doğru kararlar alamıyor mu? Yoksa sisli beyin gibi bir o şeker yüklemesiyle mi diyeyim? Ya da biraz önce saydıklarımızda o yüklemesiyle yoruyor muyuz? çok fazla altyapısı var. Değil mi? Siz, ama bilinen şu. Şey mi, göbek mı? büyüdükçe beyin küçülüyor. Bu çok net. Beyin anatomik olarak ağırlık olarak küçülme yanında kapasite olarak megabayt olarak bellek kapasitesi, kayıt kapasitesi olarak da küçülüyor. Çünkü göbek büyüdükçe limbik sistemdeki hasar artıyor. Limbik sistem beynin e, temel e, e, noktalarından biri ama sadece beynin değil Hipotalamus sadece beynin, limbik sistem, sadece beynin merkezi yapılanması beyinde değil. Aynı zamanda mutluluğun depresyondan korunmanın da temel merkezlerinden biri. Yani sizin göbeğiniz büyüdükçe uyku sorunlarınız artıyor. Bu belleğe yansıyor. Sizin göbeğiniz büyüdükçe insülin direnciniz devreye giriyor. Beyninizdeki insülin şeker regülasyonu alt üst oluyor. Ve beyniniz bellek açısından kapasite kaybına oluyor. Ama aynı zamanda... ...mesela çok yeni bir bilgi... Sodyum potasyum, ATP az dediğimiz bir... E, e, ...yolak var... ...o yolağın aktivasyonuyla da genler... E, bellek açısından negatif bir yapılanma içerisinde... ...uyarılma haline gelebiliyor. Yani net ve açık olan şey şu... ...çocuklarınıza... ...her ne adı altında olursa olsun... ...mutluluk adına, eğlence adına... ...o şekerli içecekleri içirdiğiniz sürece... ...içine katkı koymuş ...tatlandırıcılı içecekleri içirdiğiniz sürece çocuklarınıza masum atıştırmalık dediğimiz o saçma atıştırmalıkları yedirdiğiniz sürece çocuklarınızın geleceğinin karanlık olacağını bileceksiniz. bütün araştırmalar bunu çok net ve açık gösteriyor. ve emin olun tabi sadece göbek büyümesi bu yolla değil sizi oksijensiz bırakarak da belinizi küçültüyor. çünkü gece girdiğiniz o uyku apnesi atakları oksijensiz dönemler e, üzerinde çok büyük travmalar yaratıyor. Yeni bir araştırma yayınlandı. Çok önemli bir araştırma. Çin'den geldi araştırma. Oldukça büyük bir grubun incelendiği önemli bir araştırma. Alzheimer başlangıç döneminde e, oksijen tedavisi yapılan yani hiperbarik odalar var ya bu oksijen evet. Oksijen e, tedavisi yapılan örneğin haftada 5-5 seans 4 hafta yapmışlar. %40'a yakın gerileme var. Demek ki bizim bu uyku apnesi dediğimiz, horlama dediğimiz uyku problemlerinin yanında, uyku süresinin kısalması yanında uyku kalitesini düşüren problemler de obezite nedeniyle bizim beynimizi küçültüyor. Dolayısıyla beynimiz, göbeğimiz büyüdükçe inanılmaz bir sağlı sollu yumruğa, sağlı sollu travmaya maruz kalıyor.